Evet arkadaşlar. Samanlıktan çıkan bisikletimizin ikinci videosunu çekiyoruz. Bisikletimizi modifiye ettik. Şu an son hali. Ama hesapladığımız gibi çıkmadı. Fiyat bayağı bir yüksek çıktı. Yani ucuza aldık dedik ama bisikleti öyle olmadı. Onu da şimdi anlatacağım. Yani uygunu aldım, uyguna bisiklet buldum deyip tahmin ettiğimin çok daha üstüne bir fiyata çıktı. Yani bisiklet alırken dikkat etmek gerekiyor ya, ucuza buldum diye hemen almayacağız. Almamak gerekiyor. Onu da öğrenmiş olduk. Yani herkese tavsiyem bisiklet alırken önce yani baksınlar sıfır gibi olsun bisiklet. Yani böyle ekmeği yenmiş görünüyorsa o bisikleti almasınlar. O bisiklet yani fiyat bayağı bir yüksek çıkıyor maliyeti. Çünkü parçalar çok pahalı. Şimdi anlatacağım neler yaptık, kaça mal oldu. Şimdi bisikleti 350 liraya almıştık. Biliyorsunuz ilk videoyu izleyenler biliyorlar zaten. Bisiklet samanlıktaydı. Ekmeği yenmiş, her yeri dağılmış bir şekildeydi. Bisikleti toparlamaya başladık. Parçalarını aldık. Değiştirdik. Hatta kendim yapamadığım bazı şeyleri mecbur bisikletçiye götürmek zorunda kaldım. Şimdi öncelikle şu dış lastiklerimiz bizim. Eski lastikler çok kötüydü. Bayağı benden önceki sahibi kaydırmış, maydırmış, eritmiş. Ayrıca çatlamıştı yani, tarih olarak da geçmiş. Dış lastikleri yol lastiğiyle değiştim. Böyle ince, daha ince lastik aldım. Daha hızlı gitsin, daha rahat gitsin, yormasın diye. Böyle ince. Bu lastikleri aldım. Lastiklerimiz ikisi 300 lira, tanesi 150 liraydı. Zırhlı. Sağlam lastikler. İki lastik 300 lira oldu. Sonrasında şuradaki vites attırıcımız bu. Bu taraftaki bozukmuş. Zaten ben de öyle bir şey hissetmiştim. Çalışmıyordu çünkü. Buradaki attırıcıyı da 200 liraya zor aldım bisikletçiden. Sonrasında koltuğumuz kötüydü. Bu koltuğu aldım. İthal koltuk dediler alırken. Bayağı bir pazarlık yapıp bunu pazardan aldım 60 liraya. Sonrasında bu vites tellerimiz. Bunlar görevini yerine getirmiyordu, bozulmuştu. Bunlar değişti, tellerin içi değişti. Hem öndeki tel değişti, hem arkadaki tel değişti. Vites ayarları bozuktu, vites ayarları yapıldı. Burada ayna kol dediğimiz şurası yani. Şu ayna dediğimiz ayna dişli. Burası. Yani ilk böyle kalkışta bisiklete pedalları çevirirken boşa dönüyordu. Tak diye bir ses yapıyor, boşa dönüyordu. Bu da buradaki dişler erimiş artık, bozulmuş. Bunu da değiştirdik aynısıyla. Hem şu kol değişmiş oldu yenisi. Hem buradaki dişliler, kapak komple değişti burası. Buraya bir tane böyle suluk taktık, suluk yeri. Güzel bir kilit aldık böyle şifreli. Sonrasında şöyle bakalım başka neler yaptırdık. Böyle elcikler aldık. Elcikler çok kötü, yıpranmıştı. Ergonomik elcik diye internette var bunlar. Hem de boynuzlu böyle. Bu şekilde tutabiliyorsunuz. Çok da güzel yani, kavraması falan. Çok hoşuma giderek aldım. Bunlar da bisiklete ayrı bir şık görünüm verdi. Bir önceki elcikleri görenler zaten ne demek istediğimi anlayacaklar. Elcikleri de 100 liraya aldım. İnternetten. Bisikleti yağladım. Her yerini. Güzel temizledim. Evet, şurada şöyle bir ayak aldım. Ayağı da alırken ağırlık yapmasın diye alüminyum olmasına dikkat ettim. Alüminyum hafif olsun dedim. Buraya da bir tane ayak taktık böyle. Evet, toplamda kaça mal oldu? Onu da söyleyeyim. Bisikleti 350 liraya almıştık. He, şuradaki pardon, bir de şurada vardı.
İşte göbek dağılmış. Mil yamulmuş göbek mili. Bu göbek mili değişti. İçindeki bilyalar dağılmış, bilyalar değişti. Bunları bisikletçi yaptı, akart ayarları yaptı. Fren ayarı, vites ayarı. Hepsini bisikletçi yaptı. Burası da değişti. Şimdi bisikleti 350 liraya almıştık. Bisikletçiye 820 lira verdim. Yani 300 lirası bunun zaten dış lastiklerdi. Ondan sonra 200 lira da buradaki vites attırıcı 500 lira. Başka şuradaki bu ayna kol 120 liraydı. 620 lira. Geri kalan da işte 200 lira da işçilik oldu. 820 lira bisikletçi aldı. 200 lira da işçilik almış oldu. Zaten koltuğun fiyatını söylemiştim. İlk önce 80 dedi, sonra pazarlıkta 60'a düştü. Şöyle kilit aldık. Şifreli kilit. Şifreli kilidi 60 lira dedi. Onu da pazarlık yaptık. Onu biraz daha uygun aldık. Şu suluğu hediye istedim, onu hediye aldım. Şu an bisiklet güzel, hızlı gidiyor yani. Kullanıyorum. Gerçekten çok hızlandı, hafifledi. Güzel oldu. Ama toplamda bana maliyeti yani benim koltuklarla falan 1 milyar 320 gibi bir fiyata mal oldu bana. Hatta biraz bile geçti. 1370 de olabilir. Çünkü şu dış kablonun bazılarını kendim almıştım zaten. Şunları. İçlerini de almıştım. Onları da bisikletçiye ben verdim. Yani 1370 liraya falan mal oldu. Ya da 1270 liraya, tam emin değilim yani. Ama 350 liraya aldık ya, sevindik. Yani benim tavsiyem öyle 350 liraya bisiklet aldım, çok ucuz aldım deyip sevinmemek gerekiyor. Yani bu fiyata mal oldu. Bu fiyata temiz bir tane başka bir bisiklet de alabilirdim. İkinci el ama. Sıfırına hesaplarsak sıfırına göre uygun aldım. Sıfırına internette yani 3,5 falan gördüm yani. 3'ün üzerinde fiyatlardı. 3,250, 3,5. Sıfırına göre uygun aldık. Ama yani bu paraya 1200, 1300 lira parayla gidip de ikinci el başka bir bisiklet alabilirdim. Hatta bir bisiklet daha aldım. Onun da videosunu gösteririm. Onu da Bit Pazarından aldım ikinci el. Onu 1550'ye aldım. Onun da videosunu çekeceğim. Tanıtımını yapacağım. O bundan çok daha üstün bir bisiklet. Sadece diksiren değil. Onun haricinde alüminyum kadro. Bu çelik kadro. Bu tabi dağ bayır zorlu yollara girsin diye çelik yapmışlar. Onu yol bisikleti olarak aldım. O çok hafif yani. Bunun yanında tek parmağınla kaldırabiliyorsun. Fiyat olarak da o bisiklet 6,5-7 bin lira internette. Onu 1550'ye aldım ve bisiklette hiçbir masraf yok. O şekilde aldım yani. Videoyu da paylaşınca görürsünüz. Bunda masraf var. Bu masraflarla işte bisikleti yaptık, güzel hale getirdik ama bu paraya da dediğim gibi daha kaliteli bir bisiklet alabilirdim. Sadece sıfırına göre tabii yarı fiyatı, yarı fiyatından da biraz altına mal ettim. Ama güzel bir bisiklet çıktı ortaya. Hem yol bisikleti hem biraz böyle bozuk yollara da girsen bir şey olmayacak bir bisiklet yani. Çünkü çelik kadro bu. Tabi diğer bisiklete göre daha ağır. Çelik olduğu için. Ama hızı fena değil. Güzel yani. Sağlamlığı güzel. Sağlam. Görüntü olarak da şık. Evet. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi bisiklet alırken bisikletin masrafı olmayan bisikletleri alın yani. Öyle bakın. Masrafı yok. Sapasağlam. Hiçbir her yeri çalışıyor. Çıtır, şıkır şıkır. O zaman alın. Ama böyle masraflı bisikleti alıp da toplarım derseniz gerçekten böyle ucuza mal olmaz. Bunu da bilin yani. Toplamak çok daha pahalıya mal oluyor. Ama lastiklerimle koltuk, şu elcikler gerçekten daha çok güzel.
Bunları kendim taktım. Koltuğum da çok güzel. Yumuşak, rahat. Sele yani. Şunları da takarken kendim taktım. Bunlar da aslında bir takarken tanıtım videosu çekmem lazımdı ama internetten alırsanız bunları takmadan önce şu fren vites olan yeri şuradan açıp biraz ileri bu gevşetmeniz gerekiyor. İleri doğru almanız gerekiyor ki şuradaki mesafe yetmiyor. Yetmeyince burası eğer şu kısım içinde boru yoksa yani şuradan gelen gidon buraya kadar gelmiyorsa şuradan sıktığınızda benim başıma geleni anlatıyorum. Şuradan sıktığınızda burası atıyor. Dışarı doğru burası kopuyor, düşüyor, yere düşüyor. O yüzden tam burayı gevşeteceksiniz. Bu kısmı alacaksınız biraz ileri. Bunu iyicene içeri sokacaksınız. Hatta şöyle vurursunuz. Böyle içeri iyicene girsin. Tam buraya kadar gelsin boru. Ondan sonra bu vidayı sıktığınızda direkt boruya sıkıyor. Buradan gelen gidon demirine sıkıyor. O zaman çok sağlam oluyor. Oynamıyordu zaten. Bu oynamayacak yani. Tuttuğunuz zaman hiçbir şekilde oynamayacak. Bilgiler oynamıyorlar zaten şu an. Taş gibi oldular yani. Evet. Herkese iyi günler dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Abone olmak isterseniz abone de olabilirsiniz. Sevinirim. Böyle daha çok çeşitli videolar paylaşacağım. İyi günler, sağ olun.